Merhabalar hocam. Merhabalar, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah, herkes gibiyiz biz de bu süreçte. Sürecin umut ediyoruz bir an önce bitmesiyle ilgili. Evet, kesinlikle. Son dönemlerde bildiğimiz üzere koronayla çok haşır neşiriz. Sürekli bilgilendirme yapılıyor ekranlarda, sosyal medyada sürekli hem doğru bilgiye ulaşabiliyoruz hem de böyle bilgi kirliliği oluşabiliyor. Bizim buradaki en büyük hedefimiz hem çocuklarımızı hem de bu süreçte ebeveynleri nasıl etkileyebiliriz, nasıl ulaşabiliriz, onların çocukları olan davranışları şeklinde bir sohbet edelim istedik. Birazcık daha, yani bayağı bir katılımımız oluyor. Bir tık daha bekledikten sonra öncelikle biz sizi tanıyalım bu süreçte bizler. Ben Anıl Saraç Karabulut. Çocuk ergen ve evlilik danışmanıyım. Bireysel danışmanım. Yaklaşık 15 yıldır mesleği icra ediyorum. Biz önce çocuklarla başladım bu yola. Fakat daha sonra çocuklar gördü ki ailelerinden etkileniyorlar. Dedi ki evlilik terapisi eğitimini bitirelim. Evet. Sonra baktık gördük ki bu evliliklerdeki problemler, evet problemlerden biri de cinsellik. Dedik ki cinsel terapi eğitimini de bitirelim. Sonra fark ettim ki yanlış yoldan başlamışım. Yani önce alttan başlamışım. Hayır, çocuklar ıslanıyorsa şemsiyede bir sürü delik var. Önce o delikleri kapatmak gerekiyormuş. Evet. Böylece süreç içerisinde genel olarak ele alma şansımız oldu tabii ki. Çok güzel, çok güzel. Hem de biz de burada şimdi Jale Tezer bünyesi altında çocuklarımız, velilerimiz ve diğer tüm katılımcılarımız bir sürü soru soracaklar. Öncelikle tabii ki konuşacağız. Soruları ben böyle son 15 dakika gibi bir süreçte paylaşmak istiyorum. O sırada kendimi de tanıtayım. Ben Jale Tezer'de okul psikoloğuyum. Uzmanlığım var. Çocuklarla beraber zaten onlar da beni tanıyorlar. Sürekli diyalog halindeyiz. Güzel bir etkileşim kurduk. Kurumum da aynen bu şekilde çocuklara, velilere her anlamda ulaşmak istiyorlar. İstiyorsanız öncelikle şöyle başlayayım ben. Eğer artık hani zaten katılımcı sayımız da bayağı arttı. Bu korona süreci, yani gündemde olan bu korona sürecinden bahsetmek istiyorum. Çocukları etkiliyor, olumlu ya da olumsuz. Şu anda işte 20 yaş altında çocukların dışarı çıkma yasağı gibi böyle olumsuz kelimelerle beraber çocuklara daha çok kaygılanma oluyor. Peki sizce korona bu çocukları nasıl etkiliyor? Ya son zamanlarda dünyada olduğu gibi tabii ülkemizde de sokakta, evde, çocukların oyunlarında, sosyal medyada en temel gündem maddesi koronavirüs. Ve gün geçtikçe başta sosyal medyada ve tüm haber kanallarında virüsün yayıldığına dair bilgiler karşımıza çıkıyor. Bu gerçek bilgiler ve beraberinde bilgi kirlilikleri de var tabii. Bu da özellikle yetişkinlerde ve beraberinde çocuklarda kaygıyı, korkuyu tetikleyerek panik yaşanmasına sebep oluyor. Kalıcı korkular yaşanmasına sebep oluyor. Uykuları engelliyor, yeme içme düzenini engelliyor. Çok, çok mutlu doğru. olacak, olmamız gereken, huzur duyduğumuz, görmemiz gereken güzel noktaları görmememizi sağlıyor maalesef. Doğru söylüyorsun. Yani bakış açımız aslında çok fazla olumsuza bakış açısı aslında çok fazla olumsuzsa bizi sürüklüyor. Bir şey soracağım. Herkes hepimizi görebiliyor mu? Yani iki taraf olarak bizleri görebiliyor musunuz? Onu sormak istiyorum. Okey, o zaman sıkıntı yok. Evet, mesela bizim bakış açımız çok önemli. Çok güzel bir yere parmak bastınız. Hep olumsuz. Evdeyiz, felaketler var, çocuk evde. Sürekli ne yapmamız gerekiyor? Hani böyle böyle süreçlerle en güzel dediğimiz gibi bakış açısını değiştirmek. Peki, korona süreci oluyor. Bana da çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Çocuklara nasıl açıklamamız gerekiyor? Yani her çocuğun tabii ki yaş evresi çok farklıdır ve açıklama şekilleri de farklı. Sizce çocuklara nasıl açıklanması gerekiyor? Öncelikle okul öncesi dönemdeki çocuklara oyunlaştırarak
sembolik oyuncaklarla hastalığı ve önlemler anlatılabilir. Çocuklar çünkü sözcüklerden ziyade oyuncaklarla iletişim kuruyorlar. Onları etkileyen bir durum varsa bunu oyuncaklarıyla takip edebilirsiniz, oyunlarıyla takip edebilirsiniz. Aynı şekilde resimleriyle. Çocuklar okul öncesi dönemde duygularını resimlere de çok güzel yansıtırlar. Bana herhangi bir resim çiz dediğinde, çocuğa bu yönergeyi verdiğinde çocuk ne çizecek? Anneyi çizecek mi, babayı çizecek mi? Oraya bir de kocaman bir canavar çizip ona korona mı diyecek? Kesinlikle. O ondan korktuğunu belli edecek. Belki çocuk konuşamıyor, bunu dillendiremiyor ama resimlerini aktarabilir. Dolayısıyla oyunlarla bu süreç 0-6 yaşta oyunlarla ve çizimlerle. Fakat okul öncesi dönemdeki çocuklarda da çünkü okul öncesinden sonraki çocuklarda da çünkü çocuklar soyut kavramları 5 yaşından sonra algılayabiliyorlar. Aslında biz onları ölümle 2 yaşındayken tanıştırıyoruz. Diyoruz ki Atatürk öldü. Anıtkabir'e gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Ama onun algıladığı ölüm o kadar. Fakat 5 yaşından sonra ölüm, aşk, Allah gibi kavramları algılamaya, soyut kavramları algılamaya başladığında ölümü de sorgulamaya başlıyor çocuk. Anlamlandırmaya çalışıyor. Bunu idrak ve tespit yaşı 11-12 yaş. Çocuğun algısına göre bu bir ileri bir geri değişebilir bu yaş. Fakat özellikle soyut kavramları algılayan yani 5 yaştan sonraki çocuklara biraz daha net ifadelerle onları bu süreçte korkutmayacak ama net ama dürüst ama doğru ifadelerle anlatılabilir. 11 yaştan sonraki çocuklar ise artık zaten bilişim çağındayız ve onlar her şeyi araştırıyorlar. Kesinlikle. İnanın anne babalarından daha çok bilgi sahibiler. Özellikle benim mesela bazı danışanlarım var. Biraz da zeka seviyeleri yüksek olan, bilime çok ilgi duyan. Bu süreç daha sokağa çıkma gibi daha iş yerlerimizi kısıtlamadan önce en son görüşmem onlardan biriyleydi. Ben sadece haberlerden takip ettiğim kadarıyla biliyordum koronavirüsü. Bana inanılmaz bilimsel derinleme açıklamalar yaptı mesela. Şimdi bu çocuk 15 yaşında ve o haberlerde izlediğimiz bilim kurulu uzmanları gibi bana açıklamalar yapıyor. Ben sanmıyorum ki o bilgileri annesi babası sahip. Bunları araştırıyorlar. Doğru. Bu noktada da ailelerin de nerelere giriyor bu çocuklar? Evet. Nereleri kontrol ediyor? Hangi sitelere giriyor? Bunları kontrol etmeleri lazım. Çünkü dediğimiz gibi bilgi kirlilikleri de çok fazla maalesef. Ben hep diyorum denetimli ekran kontrolü her zaman kullandığım bir cümle. Denetimli ekran kontrolü ne demek ise çocuklar sürekli mesela akşam genelde bu vaka sayıları ve ölüm haberleri çıkıyor. Biz sanki onu beklermiş gibi saat böyle 8 ya da 7 olduğu zaman ekran başına geçiyoruz. Evet kaç kişi öldü ya da kaç kaybımız var? Evet bunları dinlemek tabii ki bizim için çok avantajlı. Yani ne taraftan avantajlı, nasıl davranmamız gerektiğini ben hep diyorum. Minimal kaygı insanlarda önlem almayı sağlıyor. Ama çocuklara geçip gördün mü işte şu kadar ölü varmış bak durum çok ciddi dediğimiz zaman çocukta o sizin bahsettiğiniz ölüm kavramının kafadaki o flu evresine şey yapmış oluyoruz. Dengesini sarsmış oluyoruz biz de böyle yaparak. Yani mesela işte soruyor çocuk. Diyor ki Atatürk neden öldü anne? Anne cevap veriyor hastalandı da öldü. Şimdi her yerde hastalık. Anne de grip olabilir. Babanın da ateş çıkabilir. Bu koronavirüsüyle alakalı değil. Bu sefer çocuk hastalıktan korkar hale geliyor. Ya da diyor ki dedem neden öldü? Yaşlıydı öldü. Bir sürü yaşlı var. Bu sefer çocuk mesela benim bir danışanım vardı. 12 gün boyunca çocuk yemek yemedi. Yememiş. Ve aile artık bunun psikolojik olduğunu düşünüp davranışsal bir süreç olduğunu düşünüp danışmak için gelmişti. Çocuk hani hep diyoruz ya yersen büyürsün. Çocuğa demişler yaşlıydı öldü. Çocuk diyor ki büyürsem yaşlanırım ve ölürüm.
Tabii ki. Bunları yaptığımız açıklamalar onların dünyasında fırtınalar yaratabiliyor. O yüzden bizlerin de bu açıklamaları yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok doğru. Yani kelimelerin gücü aslında çocuklara hitap ederken hangi kelimeyi çocuk için uygun hale getirebiliriz? Hani ölüm kavramı özellikle dediğiniz gibi çok hassas bu süreçte. Yani çocuklar mesela biraz önce resimleştirmeden, hikayeleştirmeden bahsettiniz. Gerçekten öyle. Çünkü çocuk kendini o şekilde ifade etmek istiyor. Dediğiniz gibi bir büyük bir şey çizebilir. Onun adına korona diyebilir. Biz aslında evet seni anlıyorum. Bu korona. Peki sence bu nasıl etkileri olabilir? Ve bu sürecin geçici olduğunu sürekli çocuklara hatırlatmak lazım. Aynen. Burada da bizlere çok görev düşüyor. Ebeveynler aynen. Ve bizler evet. Dahil. Evet, eğitimcilere ve ebeveynlere. Eğitimcilere, aynen. Peki ebeveynler olarak nasıl yaklaşılması lazım yani bu süreçte? Biliyor musunuz 3 yaştan itibaren çocuklar sürekli sorgulamaya başlar. Hı-hı. Aslında dil gelişimlerinin oturmasıyla beraber onların ilk soruları nedendir? Neden? Dolayısıyla çocuklar çok soru sormaya, anlamlandırmaya eğilimliler her türlü konuda. Yani yağmur neden yağıyor? Biz neden işte uyumak zorunda kalıyoruz? Neden babam kırmızı ışıkta durdu? Hep soruları olabilir. Öncelikle ailelerin bu süreçte bu soruları yanıtlaması lazım. Çocukların kendi endişelerimizi bile gidermekte zorlandığımız bu süreçte çocuklarımızdan bilgi saklamak, duygularımızı göstermemeye çalışmak yerine onların sorduğu soruya dürüst, net yanıtlar vermek gerekiyor. Tabii ki biraz önce belirttiğimiz gibi yaşlarına uygun bir dille konuşmak, belirsizliğin gideceği, getireceği kaygı ve korkunun önüne geçmek gerekiyor. Gelişmeleri çocuktan gizlemek, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak yanlış bu süreçte. Onlara nasıl net açıklayabiliriz tabii? Peki, virüsler gözle göremediğimiz küçücük, minicik mikroplar. Bu aralar dünyamızda, ülkemizde, dünyamızda yayılan bir virüs var. Bilim adamları bu virüsü tanımak ve önlemleri almak için çalışmalar yapıyor gibi doğru bilgiler vermek. Ama onların anlayabileceği bir dille onlara anlatmak gerekiyor. Bunun yanı sıra alınması gereken önlemleri aileler paylaşılabilir. Mesela işte çocuğunuza virüsün yayılmasını engellemek için neler yapılabilir? Öğretebilirler aileler. Evimizde kendi önlemlerimizi çocuğumuzun da dahil olduğu bir aile sohbetinde konuşabilirler. Ellerini düzenli yıkamak, kıyafet temizliği, elini yüzüne götürmemek, düzenli beslenmek, uyumak, kalabalık ortamlardan bir süre uzak kalmak, hapşırınca ağzını kapatmak gibi bunları aslında sadece bu virüs döneminde değil. Yani çocuklarımızı hep öğretmemiz gerekiyor. Ancak iç denetim dediğimiz bir durum var. Şimdi bana da bu süreçte çok sorular geliyor. Ya hocam işte çocuğum biliyorsunuz uzaktan eğitim, online eğitim alıyor. Evet. Çocuğumu oturtamıyorum ben hocam. İşte televizyon başından alamıyorum, ders dinlemiyor gibi şeyler bu aralar çok sorular geliyor. Fakat çocuk sürekli her yerde, internette, televizyonda, evde kal bunu görüyor, duyuyor, izliyor. Ama örneğin baba dışarı çıkıyor. Şimdi iç denetim dediğimiz şey önce anne baba kendine bakacak. Ben neleri yapıyorum? Benden istenen neleri gerçekleştiriyorum? Ondan sonra çocuğumdan ne bekliyorum? Kendisi bu söylenenleri yapmayınca, dışarı çıkarken maske takmayınca, dışarıdan geldiğinde ellerini yıkamayınca bence çocuğum internet başından kalkmıyor, televizyon başından kalkmıyor diye de onları suçlamamak gerekiyor. Kesinlikle. Önce denetimimizi sağlamamız gerekiyor. Aynen. Ben hep diyorum hani aileler çocukların aynasıdır. Gerçekten hani söylediklerinizi yapmazlar. Yaptıklarınızı yaparlar bu süreçte. Rol model olarak ilk başta aile içinde eğitim görüyoruz ve hani bir sofra kurumunu
bile küçük çocuklar anneden öğreniyor. Babanın işe gittiği zaman hani babanın kıyafetlerini giyip evde böyle laptop başında oluyorlar. Bu ne demek aslında? Bu şu demek. Çocuğum yaptığımı yapıyor. Evet, burada size hak veriyorum. Ama tabii çalışmak zorunda olan kitlemiz de var. Mecburi göreve gitmek olan bir sürü çalışanlarımız var. Orada da tabii ki ben gidiyorum ama sağlık için gidiyorum. Ya da benim gitmem gerekiyor, merak etme. Hani benim için endişelenme. Ben eve geldiğim zaman dezenfekte olurum. Ellerimi yıkıyorum, kıyafetlerimi dışarıda bırakıyorum ya da makineye atıyorum gibi güzel şekillerde çocukta bu şekilde yaklaşabilirler. Yani ben de söylüyorum. Diğer evet. Soruma geçmek istiyorum. Ben hep diyorum duygular bulaşıcıdır. Kaygı da virüs gibi aslında bulaşıcı. Yani ebeveynler aslında burada yapması gereken şey şu mu? Kendi kaygılarıyla yüzleşip daha sonra çocukların açıklamak gerekiyor. Kendi kaygısıyla yüzleşmediği zaman çocuğa verimli olabilir mi sizce? Asla. Bir kere ailelerin önce bu süreçte gerçekten kendi kaygı ve korkularından arınmalı. Hı hı. Bunu kendi başlarına yapamıyorsa mutlaka bir uzman desteği almalı. Hı hı. Ve o kaygıyı, çünkü bu saltanat gibi, babadan oğula geçer kaygı korku, hı hı. Ve artarak geçer maalesef. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla aile önce kendini terapi etmeli, kendini tedavi etmeli. Uçaklarda ne diyorlar? Önce kendimize, sonra çocuğumuza. Kırmızı maske, kesinlikle. Dolayısıyla ailelerin önce sakin olmaları gerekiyor. Ebeveynler bu durum karşısında, çünkü ne kadar endişeli, stresli, hı-hı, kaygılı ise çocukların da bundan etkilenme olasılığı o kadar çok artıyor. Özellikle yine okul öncesi dönemdeki çocuklar bu durumları somut olarak anlamlandıramadıkları için olayları anne ve babalarının davranışlarına bakarak yorumluyorlar. Onların söylemlerine bakarak yorumluyorlar. Evde sürekli haber kanallarının açık olmamasına dikkat etmeleri gerekiyor ailelerin. Mesela yine bu süreçte çok fazla gelen konulardan biri gece kabusları. Bu işte night terror dediğimiz durum 2-2,5 yaş aralığında normaldir. Ancak bu süreçte yine çocukların izledikleri, dinledikleriyle beraber işte hocam çocuğum uyuyamıyor, gece çok sık uyanıyor, gece kabusu uyanıyor, ağlıyor, ne yapmamız lazım gibi sorular soruyorlar. Bunlar tabii yine önce kendimizde arayacağız. Ben o çocuğu kaygılandıracak ne yaptım? Kendi söylemlerimden mi, yüz ifademden mi, haberlerimi izledim yanında, komşuyla mı konuştum, telefonla mı konuştum? Önce ne yaptım ben diye kendilerini değerlendirip, yani çocuğun kaygılarını anlamaları lazım. Fakat yine burada şöyle bir ayrıntı var. İşte çocuk gece kabusunu görüyorsa, ağlayarak uyanıyorsa, bazı ailelerimiz işte ışıkları yakıyorlar, yüzünü yıkıyorlar, biz yanındayız, korkma diyorlar. Bunlar yanlış. O çocuğu o anda uyandırmamak lazım, ışıkları yakmamak lazım. Sadece bir duygu aktarımı, bir ten teması, gidip sarılmak, uyuması, hı-hı, için sırtını sıvazlamak bu süreçte yeterli. İşte baban yanımızda, korkma, ben yanındayım, korkma mesajı. Yarın ertesi gün babası işe gittiğinde korkabilirsin mesajını, evet, alır. Doğru. Anne babam yanımda yokken korkabilirim mesajını alır. O yüzden onu böyle gidip elini yüzünü yıkamak, kahramanlık yaptık, biz seni kurtardık o canavarlardan demek yerine onu sakinleştirmek en doğrusu. En doğrusu. Çünkü ileride bu süreçte çocuklarda şey de olabilir. Hani akıllarında bu kalabilir. Hemen elimi yıkamam. Aslında bu süreç dediğiniz gibi biraz önce bahsettiniz. Normal bir süreç. Eve gereken el yıkanması. Hı-hı. Daha sonra kıyafetlerini çıkarıp normal evdeki pijama gibi şeyleri giymesi. Dışarıda bilmediği her şeye dokunmaması gerektiği. Sürekli ben yani okulda da eğitim verirken hep bunları söylüyoruz. Ellerinizi sıralara dokunuyorsunuz. Dokunduktan sonra lütfen yüzünüze götürmeyin. Hani, hı-hı, genellikle ergenlik aşaması niye çok sivilcem var diye soru sorar. Aslında şunu bilmeleri lazım ki en çok kullandığımız hani organımız, elimizde ve sürekli dokunduğumuz her yerde yüzümüze. Ben bile biraz önce işte saçıma, çok burama. Çok olarak çok dokunsalız zaten. Evet. Hani sarılmayı, öpmeyi çok severiz. Bir işte tatil köyüne gittiğimizde orada bir İngiliz çocuk gördüğümüzde yaklaşamıyoruz değil mi? Yani annesinin, hı-hı, babasının garip bakışları tepkisinden var. Tepkisinden. Evet, ama biz kendimiz çocukları öperiz, komşunun çocuğuymuş ya da tanımadığımız çocuğumuz. Zaten toplum olarak çok dokunsalız. Evet. Bunun da biraz törpülenmesinde fayda var aslında. Ben kendim de çok dokunsalım. Yani danışanlarıma dokunmayı severim.
sevdiklerime dokunmayı, sarılmayı severim. Mesela anneme, babamı şu an şu süreçte böyle sarılıp kokularını içime çekmeyi çok özledim. Kesinlikle. Ama hepimiz bunun yanında varlıklarının, sevdiklerimizin varlıklarının değerini de anladık tabii. Onlar iyi ki varlar. Ailelerin yine yapması gerekenlerin yanında işte haberleri izlememek dedik. Bunun yanında yanı sıra korkutucu haberlerden de uzak durmaları gerekiyor. Çocukları korkutucu haberlerden ve sohbetlerden. Çünkü şu an her yerde bu konuşuluyor. Öyle değil mi? Yani evet. Komşu balkondan balkona bunu konuşabiliyor. Dışarıdan gelen baba markette şöyle bir şey olmuş diye bunu anlatabiliyor. Ve bunların hepsi çocukların kaygıya kapılmasını sağlıyor. Yaşı uygun olan ve konuyu çok merak eden çocuklar için virüsün ne olduğunu anlatan şu an birçok bununla ilgili görsel ve video var. Bu videolardan ve kitaplardan aileler destek alabilir. Animasyon şeklinde virüsü anlatan çok güzel uygulamalar var. Kendileri anlatamıyorsa bu internet çağında bu bilgilerden de faydalanıp çocuklara anlatabilirler. Doğru. Diğer soruya geçmek istiyorum. Son zamanlarda benim de dikkatimi çeken şu. Yani bir yere geliyorum en yakın. Yani benim de ailem. Elini yıkadın mı? Bunu yaptım. Şimdi bunu bana söyledikleri zaman ben daha çok bir stres oluyorum. Çocuklarda da aynı şekilde anladığım kadarıyla. Yani çocuklara sürekli uyarıda bulunmak nasıl bir etki yaratır? Bunları sürekli elini yıkadın mı, işte üstünü değiştirdin mi, ya da bunu çocuğuna yapmasa bile eşine de yapabilir bayan. Fakat bu uyarıları sürekli maruz kalmak, siz de mesleğiniz gereği biliyorsunuz ki hocam, takıntılara yol açabiliyor. Kesinlikle. Kalıcı kaygı, korku bozukluğu, panik atak dediğimiz süreçlere yol açabiliyor. Bu süreçte siz değerli psikologlarımız iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Bu anlamda sürekli uyarıda bulunmak, belki bu süreç geçecek. İnşallah geçecek. Umarım. İnşallah. Tam. Ama bu süreç geçtiğinde psikolojik anlamda tahribatlar kalıcı olacak. Ve biz ilerideki bir 40-45 yaşındaki bir bayanın hocam ben eşim olmadan evde kalamıyorum. Eşim olduğunda olmadığında uyuyamıyorum gibi söylemlerinde bile çocukluk çağındaki kaygılarını, korkularını sorguluyoruz. Evet. O dönemde kimler yalnız bırakmış ya da kim çok korumuş onları? Kime çok bağımlıymış? Onları sorguluyoruz. Dolayısıyla sürekli uyarıda bulunmak, çocuklarda kaygı, korku, evet panik, özgüven eksikliği bunlara sebep olabiliyor. Evet, biraz önce dediğin şey mesela takıntı, OKB'den hani daha çok biz de soru alıyoruz. El yıkama, zaten genellikle takıntılarımızın birçoğu el yıkama. İşte kapattım mı kapıyı, kapatmadım mı? Bu el yıkama sürecinde şunu da hatırlatmamız lazım. 70 kere yıkamasına gerek yok. Evet, normal ritüeli her yerde gösteriyorlar. Bizler de kurum olarak zaten çocuklara bir sürü videolar gönderiyoruz açıkçası. El yıkama olsun, kaygıyı azaltacak yöntemler olsun vesaire. Ama şu var, sürekli söylenen şey bir süre sonra görmezden gelir. Ben hep diyorum, tekrar edilen şey her dakika olumsuz uyarıda ve bu süreçte duyarsızlaşıyor, değil mi? Aynen, duyarsızlaşıyorsunuz, yapma işte. Elini ona çarp, değme. Çocuk merak ediyor yani, bu ne? Evet, değdim, evet acıyı hissettim, tecrübe ettim, bilinçaltıma kodladım ve bu şekilde devam ettim. Bunu aileler böyle elini yıkadığını biliyorum. Teşekkür ederim elini yıkadığın için. Çocuk bunu böyle anlamalı. Ha, elimi yıkamamışım, ben hemen gidip elimi yıkayayım. Ama elini yıkadın mı? İşte dezenfektan döktün mü? Kolonya döktün mü? Ben onunla içeri girme demedim mi? Gibi ikaz cümleleri bu yaşta çocukların kendi içsel dünyalarına da tahribata neden olacak. O yüzden her şeyi minimalize etmek. Hani hep dediğim bir kavram var. Optimal kaygıda yaşamak gerekiyor. Yani kaygıyı optimize etmek bu süreçte en güzel şey olabilir. Yani mesela ben görebiliyorum, siz de görüyorsunuzdur Instagram'dan, sürekli evde bir şeyler yapmak zorunluluğunda olan insanlar var. Evet. Hayır. Aslında evet, kek yapmak, poğaça yapmak, yemek, bizler de yapıyoruz. Hani gerçekten bu konuda yalan yok ama ben şunu kafama kodlamadım. Uyanır uyanmaz. Bugün bir şey yapmak zorundayım. Ya da bugün, evet, çocuğumu uyarmak zorundayım.
Bugün işte kitap okumalıyım. Hayır, o gün şu anki evrede şunu değerlendirmek lazım. Her insan evde boş kalsaydım neler yapardım dediği bir sürece girmiş aslında. Onları hatırlamaları çok önemli. Ebeveynler özellikle de yetişkinler bu konuda. Hatırlarsa kitap okur, enstrüman çalabilir. Çocuğuna yeni bir dili öğretmek için çok güzel bir fırsat bu. Hani gerçekten. Aynen öyle. Aynen öyle. Gerçekten. Çocuklara peki, evde kalan çocuklar var. Velilerden hep ben bunu duyuyorum ya da danışanlardan. Hani ne yapacağım artık evde çocuğumla? Aktivite veremiyorum, aktivite gelmiyor aklıma. Neler önerebilirsiniz? Hani ailecek yapılabilen ya da ebeveynin yapabileceği aktiviteler neler olabilir bu süreçte? Ya şöyle, aslında rutinlerimiz var değil mi? Yani hepimiz bu süreçten önce belli rutinlerimiz vardı. Ailelerin belli rutinleri var. Bu rutinlere devam etmek gerekiyor. Yani dediğiniz gibi illa bir etkinlik yapmak zorundayım, bugün ne yapacağım çocuğumla gibi aileler bir de bu kaygıyı yaşıyor. Evet. Rutin yanında sanki bu süreci biz evde kaldık ve bu süreci verimle geçirmezsek çocuk seviye düşecek. Çocuğun seviyesi düşecek, işte dersleri düşecek gibi bir kaygıları var. Hayır, önce rutinlere devam etmek gerekiyor. Çünkü bizler de henüz bu sürece alışamadık. Alışamamışken bunu hemen çocuktan beklemek, onların da pat diye alışmasını beklemek, işte online eğitime, uzaktan eğitime, evde oturarak eğitime alışmasını beklemek çok doğru değil. Bu noktada öncelikle ben hep ailelerime şunu söylüyorum. Normal süreçte bile bir plan yaptırıyorum. Yani çocuk sabah işte 8 ile 5 arasında, 4 arasında, 9 ile 4 arasında okulda. Okuldan geldikten sonra 2 saat çocuğun zamanı, sonra işte ödev zamanı, test zamanı, kitap zamanı, yatma zamanı diyelim. Şimdi bu süreçte de yine aileler çocuklarıyla beraber bir plan yapabilirler. Yani çocuğun yine derslerini çalışması gereken süreci belirleyip, ara vermesi gereken süreci belirleyip, yemek yemesi gereken süreci belirleyip, daha sonra ailece vakit geçirmesi gereken süreçleri belirleyecek bir plan yapabilirler. Ders sırasında zaman zaman yanlarına gidip duygu aktarımları yapmaları çok önemli. Yani ders çalışırken sürekli yanlarında olmalarını ben desteklemiyorum ailelerin. Çünkü hepimizin hayatta bir rolü var. Kimimiz anneyiz, kimimiz kardeşiz, kimimiz evlatız. Ve onlar anne, siz çocuğunuzun öğretmeni olmamalısınız diyorum. Anne olarak kalın. Onun zaten yüzlerce öğretmeni olacak. Ama bir tane annesi var. Dolayısıyla sürekli ders çalışırken yanında olmak değil ama ders aralarında yanına gidip bir omzunu okşamak, bir yanağından öpmek, duygu aktarımını çocuğa vermek gerekiyor. Sadece ödev değil tabii çocuğun yapması gerekenler evde. Ödev dışında da sorumluluklar verilebilir çocuklara. Bu işte yatağını toplaması, kıyafetlerini katlaması, anneye yardımcı olması, çiçekleri sulaması gibi sorumluluklar verilebilir. Aileyle vakit geçirmesi gerekiyor aslında. O çok önemli. Şimdi herkes bu süreçte mecburi de kaldı. İşte aile, özellikle çalışan ebeveynlerse, anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çocukla vakit geçirilemiyordu. Çocuk da okuldan geliyor, erkenden yatıyor. Çocuklarını tanımayan anne babalar vardı. Evet. Birbirini tanımayan karı kocalar var maalesef. Bu yılla orantılı değil. Dolayısıyla bu süreçte en çok bir arada olduğumuz süreç, aile içi etkileşimlerin, sohbetlerin biraz daha artırılması gerekiyor. Ailece film izlemek, ailece masa oyunları oynamak ve çocuğun da olduğu aile sohbetleri yapmak. Bunların hepsi çocuğa ben emniyetteyim, ben güvendeyim duygusunu da kazandırır tabii ki. Yani aktivitede gerçekten o masa oyunları, kutu oyunları özellikle çocuklar için çok çok önem taşıyor. Dediğiniz gibi film aktivitesi, hep dediğimiz bir şey var. Beraber mısır patlatın, güzel böyle kendinizi tıkıt, yani biletler yapın. İşte bu senin biletin, hadi bakalım bu koltuğa geçeceksin. Senin sıran bu gibi şeyi, hani sinemayı eve taşımak gibi ritüeller çocukları çok heyecanlandırıyor. Çünkü hep genel olarak Türkiye profiline baktığımız zaman çalışan ebeveynimiz çok çok fazla. Ve günün zaten
9'dan akşam 4'e 5'e kadar olan sürecin çocuk okul time'ında geçiriyor. Ve bu time'da aile eve geldiği zaman anne baba da yorgun oluyor. Çocuk da yorgun oluyor. Ödevidir, sınavıdır, işte denemesidir, taramasıdır derken aileyle olan aslında bağ dediğiniz gibi hop bir tık da olsa kopmuş oluyor. Bu evet, süreç maalesef. En güzel şey aslında ailelerin ve çocuklarının kaliteli etkileşim, kaliteli vakit geçirmek. Evet, çocuğuna telefon da verebiliyoruz. Yani artık hani bu süreçte bazen mecbur kalıyoruz. Bunda bir sıkıntımız olmuyor ama onun yerine hep beraber indirebilecekleri oyunları hep beraber oynayabilmeleri. Onun yerine mesela telefondan, application'dan zeka oyunları, bulmacalar gibi şeyler yapılabilir. Bir de tabii bunun yanı sıra sınav grubu çocuklarımız var. Aslında en çok panikte olanlar da onlar. 8. sınıf çocuklarımız var. Üniversite sınavına girecek çocuklarımız var. Onlardan çok ailelerinden biz geri bildirim alıyoruz. Yani şu şekilde sınava nasıl adapte olacak? Bu nasıl olacak? Vesaire gibi. Aynen bir sorular geliyor zaten. Hemen sormuşlar. Evet. 8. sınıf öğrenciye motivasyon düşmemesi için. Soruları en son cevaplayacağız zaten ama biz gene bir burada soruyu ben not aldım zaten. Geri döneceğiz Ayça Hanım. Bu süreçte onların da motive etmek için evde sürekli çocuklara sabah 9'da kalk hadi dersinin başına dememek lazım. Normalde evet. Şu var. Aileler önceden çocuklarına kurallar belirlediyse eğer ve çocuk bu kurala rutin olarak dediğiniz gibi rutin olarak bu çocuk uyduysa zaten bu evde kal sürecinde çocuk devam kendisi edeyim. De kalkar, yapar, sorumluluğunu bilir. Mesela görüyoruz biz de online eğitimdeyiz. Derslerdeyiz sürekli aktif olarak. Hiçbir çocuğumun ben kendi adıma konuşmak istiyorum. 9'dan geç kalktığını ya da derse yetişmediği bir süreç olduğunu görmüyorum. Çünkü sorumluluk bilincinde olan çocuklar biliyor ve aile bu süreçte o yüzden öyle baştan kurala sahip olan çocukla vakit geçirirken de aktivite yaparken zaten zorlanmıyor. Evet, doğru. Bu da işte öncesinde ailelerin o sorumluluk bilincini kazandırması, kuralları koyabilmesi, kuralcı olmadan. Evet, net olmaz. Nelerdir? Bu çocuğa hangi yaşta olursa olsun verildiğinde aslında en çok rahat eden aile oluyor. Evet. En çok kazanç sağlayan çocuk oluyor bu durumda. Evet, doğru söylüyorsunuz. Mesela çocuklar geldi, soru yöneltti. Bize daha çok hani küçük ya da büyük yaş grubu tabii ki kendi psikolojik olarak nasıl etkilendiğini bilmiyoruz ama soru yöneltti. Anne ölecek miyiz? Anne bunu yapacak mıyız? Ya da ya bıktım artık evde kalmaktan gibi sorular yöneltildiği zaman ailenin tutumu bu süreçte çocuğa karşı nasıl olmalı? Yani çocuğun bulunduğu ortamlarda ve çocuğun yanında böyle endişe ya da felaket senaryoları içeren konuşmalar yapmamaya özen göstermek lazım. Ve aslında asıl önemli olan hatta bizler de şu an birçok her gün evimize işte videolar geliyor. Aa bak burada böyle olmuş gibi arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Emin olmadığımız hiçbir bilgiyi çocuğumuzla da paylaşmamız gerekiyor. Çünkü evet çocukların yaşlarına göre dediklerinin onların sorularını cevaplamanız önemli. Ancak doğru bilgiler, net bilgiler dedik ama şu an izlediklerimiz endişe verici, evet kaygı verici şeyler. Fakat o doğrulukta, o gerçeklikte Türkiye'de bu kadar ölüm olmuş biliyor musun? Bak sen hala elini yıkamıyorsun şeklinde de çocukları onlarla yüzleştirmemek gerekiyor. Daha sakin. Eğer bunu kişi kendinde yapamıyorsa, yani bunu anne kendinde sağlayamıyorsa bu görevi baba üstlenebilir. Doğru. Baba bunu yapamıyorsa abi üstlenebilir. Ama biri bunu yapabilir. Çünkü bu mesela ben kendimi değerlendirdiğimde duygusal biriyim. Yani bu izlediklerimden gözlerim doluyor, etkileniyorum. Dolayısıyla henüz bir çocuğum yok. Ancak bir çocuğum olsaydı onunla bu süreçte bunu konuşurken duygulanabilirdim. Anlatırken ağlayabilirdim. O zaman topu eşime atardım. Hadi sen açıkla diye. Dolayısıyla yine kendimizi iyi tanımamız gerekiyor bizim kesinlikle. Çok doğru. Biraz önce şeyden de bahsettik. Bu resim ve hikayeleştirme, çocuklarla sohbet etme. Hani çocukların duygularını dışa vurmasını sağlamak için önemli yöntemlerden bir tanesiydi bu. Peki başka hangi yöntemleri önerirsiniz? Çocukların duygularını dışa vurumda, aktarımda faydalı olabilmek için?
Duyguları hakkında sohbet edebiliriz onlarla. Aslında her daim edilmeli. Bu sürecin onu nasıl hissettirdiği, ona ne düşündürdüğünü bilmemiz ve duygularını anladığımız onun da sakinleşmesini sağlayacaktır. Duygularını anlaması için ben gece yatmadan önceki süreci çok önemsiyorum. Gece yatmadan önce çocuklarının duygularını anlamak için duygu oyunu. Burada sadece çocuğa işte ne korkuttu, ne üzdü şeklinde değil de duygu nedir? Duygu kahkaha, mutlu olmak, mutsuz olmak, korkmak, şaşırmak. İlla sadece korkularını sormak değildir duygularını anlatmak çocuğun. Belki bu süreç iyi ki oldu çünkü babamı daha çok görüyorum, bundan çok mutluyum diyecek çocuk belki. O yüzden beni bugün şu mutlu etti, seni ne mutlu etti? Beni bugün şu biraz korkuttu, seni ne korkuttu? Bu oyunla gece yatmadan önce duygu sohbetleri yapılabilir. Aynı zamanda bu ailelerin evinde küçükken ilk alınan oyuncaklardan biri Legolar. Biz kendi danışmanlık merkezimizde Legolarla duygu kuleleri yapıyoruz. Herkes bir koyuyor, bir tane Lego takıyor ve onu koyarken bir duygusunu söylemek durumunda. O kuleyi tabii büyütmek istiyorlar. Kocaman bir kule yapmak istiyorlar. Bunun için de oyun devam ediyor. Duygularını anlatmaya devam ediyor. Beni bugün Anıl ablama gelmek mutlu etti. Beni bugün annem hamburger almadığı için mutsuz oldum. Bu bir anne koyuyor, bir baba koyuyor, bir çocuk koyuyor. Bu şekilde duygu kulesi yaparak hem onun duygularını anlamasına hem de güzel bir oyun oynamalarına fırsat sağlamış olabilirler. Evet, peki puzzle yapmaları çocuklar için faydalı bir şey mi? Tabii ki. Ama bunun da takıntı haline getirip işte şu kadar yaptı, dur bir üst basamağını alalım, şimdi şu kadar parçalısını alalım diye aslında çocukla değil kendileriyle yarışa giren ailelerimiz de var. Çocuk bu sefer bunu da ödev gibi yapıyor. Bir görev ve yapamadığında, parçayı bulamadığında inanılmaz demoralize oluyor. Bunu da oyun şeklinde, yani kaç parçalıymış, işte 15 miymiş ya da 150 miymiş, buna takılmadan çocuğun sonunda ortaya bir ürün koyacağı, bu 5 dakika içinde de yapabilir, 2 saat içinde de yapabilir. Ortaya koyduğu ürün sonucunda onu tebrik ederek, ondan dolayı ben yaptım, ben ortaya bir şey çıkardım, bundan mutlu olmasını sağlayarak, ama aa bak işte sen halbuki bunu daha önce yapmıştın, çok uzun zamanda yaptın dediğinde çocuk o çıkardığı puzzle'ın sonucunun keyfini yaşamaz. Neden kısa zamanda yapmadığının mutsuzluğunu yaşar. O yüzden hep dediğimiz şey önce bardağın dolu tarafını görmek ve çocuğa da onu öğretmemiz gerekiyor. Çok güzel. Evet, çok güzel bir yere parmak bastık. Zaten sürekli konuşmalarımıza da tekrarladık. Hani ben birazdan soruları almaya başlayacağım zaten. Hani aşağıdan gelenler de var. Kutucukta da birikti. Onları da yorumlayacağım. Demek istediğimiz şu, yani evde sürekli korona hakkında konuşmamamız gerekiyor. Bu rutinleri sadece korona var diye yapıyoruz diye değil. Genel olarak rutinlerimizi devam etmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Ve hani bu ekstra önereceğiniz ev rutini var mıdır? Hani bu rutinlerimiz vardı ve bunları yapmamız gerekiyor. Hani bunlar doğru olan rutinlere doğru bir şekilde devam etmek doğru bir davranış. Hani bunlara örnek olarak başka neler verebiliriz? Son sorumuz da bu olsun. Sonra alttaki soruları alalım. Yani işte dediğimiz gibi o planı yapmak, aile sohbetleri kesinlikle olmalı, birlikte vakit geçirecek alanlar, zamanlar olmalı. Bir de ben bu süreçte şunu çok önemsiyorum, anne baba zamanları, yani örneğin bir kızımız var, baba kız saati, anne kız saati, aile saati ve lütfen karı koca saati. Evet, bu da çok önemli. Şimdi ben hep şunu görüyorum. İşte herkes hurra, herkes bir yerde. Hiç kimsenin özel bir alanı yok. Biz birlikte geçiriyoruz ama çok kavga ediyoruz. Çünkü özel alanlar yaratmıyoruz. Ya da annemiz diyor ki hocam hiç yanından ayrılmayayım istiyor. Hep yanında kalayım istiyor. Halbuki çocuğa anne çocuk saati, hatta bununla ilgili biz çalar saat alabilir. Ve işte örneğin
saat 7'de geliyor mu? Alo. Evet. Evet geliyor şu an. Örneğin saat 7'de zil çaldı ve işte anne çocuk saati başladı. 7.30'da bitti. Baba çocuk saati başladı ve çocuk bilecek ki 9.30'dan sonra artık anne baba vakti başladı. Senin yatman gerekiyor. Bu zaman dilimlerini ayarlamak, çocukta bana özel zamanlar ayırıyorlar, bana ait zamanlar ayırıyorlar duygusunu geliştirecek. Aynı zamanda kardeşleri olan çocuklar için de bu çok faydalı. Çünkü mesela annesiyle bir şey yapmak istiyor çocuk. Anne sürekli emziriyor. Anne sürekli uyutuyor. Ona ait zaman yok. Diyor ki mesela bana bir danışanım. Annenle ne yapmaktan hoşlanırsın diyorum. Aslında diyor ben diyor annemle kek yapmayı seviyorum ama diyor şimdi kardeşim var ya diyor. Yapmıyoruz o yüzden. Kek yapmak ne kadar bir zaman ayırı alabilir? O yüzden anne çocuk saatinde, anne abi saatinde o kek yapılabilir. Ve gerçekten uyutmaya gittiğinde de çocuk buna saygı duymaya öğrenecek. Çünkü anne onunla bireysel vakit geçirmiş olacak. Doğru, çok önemli gerçekten bu dedikleriniz. Öncelikle bu güzel cevaplarınız ve sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorulara geçmek istiyorum. Altta kutucuğuma bir soru gelmiş, onu açmak istiyorum. Evet. Demişler ki 8. sınıf öğrencisi için motivasyon düşmemesi için neler yapılabilir? Yani bu süreç uzaktayken bile çocukların tabii motivasyonları aslında havaların ısınmasıyla beraber bile düşebiliyor. Ama biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi sorumluluk sahibi olan çocuklar öyle ya da böyle bu süreçten etkilenmiyor. Benim de bir üniversiteye hazırlanan şu an yeğenim var. Biz hepimiz ailece işte videoyla görüşürken, sohbet ederken o ortalıkta yok. Ne yapıyor diye soruyorum. İşte test çözüyor diyor. Şimdi bu çocuk bilincinde, olayın bilincinde. O sınav Haziran'da olmazsa Temmuz'da olacak. Temmuz'da olmazsa Eylül'de olacak ama olacak. Ve ben o sınav sayesinde bir yere gireceğim. Önce bu bilinci kazandırmak lazım. Bu süreç okullar tatil oldu. Sınavlar da ertelendi. Ders çalışmama gerek yok diye düşünüyorsa çocuk önce bu düşünceden bir arındırmak lazım. Yani okullar tatil olmadı, sınavlar iptal olmadı, bu öyle ya da böyle olacak ve sen aslında bu süreçte avantaj kazandın. Biraz daha zaman kazandın ders çalışmak için. Haziran'da 80 soru yapacaksan Ağustos'ta girdiğinde bunu 85-90 yapabilirsin. Bu senin için çok güzel bir avantaj oldu gibi olumlu açıdan bakmasını sağlayabilirler. Ve o yine rutinleri, çocuğun rutinlerine bu süreç olmadan önceki ve çocuk ne zaman okula gidiyordu, ne zaman test çözüyordu, ne zaman ödevlerini yapıyordu. Bu ritimlere yine uymaları çok önemli. Çok önemli. Ya şunu fark edebiliyoruz bizler de hani işte nasıl olacak, hangi konular çıkacak, işte bu böyle yetişecek mi, çocuk daha da panik oluyor ve daha da bu süreçten izole olmuş oluyor. Motivasyonu aslında böyle düşüyor. Bir soru daha geldi. Aileler çalıştığı için evde yalnız kalan öğrencilerimiz için neler önerebilirsiniz? Ve aile dışarıda olduğu için kaygılanan ya da başka bir yakınının yanında kalması gereken çocuklarımız için. Evet. Görebiliyor İbrahim musunuz sizler de İbrahim? Evet. Yani bu süreçte ben evde kal derken evde kalamayan, çalışmak zorunda kalan ailelerimize öncelikle sağlıklar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hiç kolay değil. Evet, evde kal diyoruz ama sizler çalışmak zorundasınız. Öncelikle bunu çocuğunuza da anlatmalısınız. Yani ben çalışmak durumundayım, evde kalmıyorum çünkü şu yüzden. Fakat bunu maddiyatla ilişkilendirmeden işte para kazanmamız lazım, ekmek almamız lazım, ben çalışmazsam para kazanamayız gibi çocuğa maddiyatın önemini vurgulayarak değil, önce bunun neden çalışmak zorunda olduğunu annenin babanın anlatması lazım. Başka biriyle kalması gerekiyorsa, yani
anneanne, dede, onların yanında çocuğun kalması gerekiyorsa, tabii onlara ben kızmıyorum. Çocukların her dediklerini yapıyorlar biraz. fakat kıyamıyorlar. Benim de dedemin yanında bir saltanatım vardı. Eminim benim çocuğumun da dedesinin yanında bir saltanatı olacak. Fakat o bahsettiğimiz rutinleri annelerine, babalarına da çok net anlatmaları lazım. Bak anneciğim, saat 10'da dersinin başına oturması gerekiyor. Orada işte oturmayacağım dede. Hayır yapmayacağım babaanne dediğinde, oy tamam oğlum kıyamam, hadi gel çizgi filmi açayım dememeleri gerekiyor. Tutarlı anne, olmak. Aynen, tutarlı olmak ve aynı dili konuşmak çok önemli. Bu noktada da eğer anne baba dışında çocuklar birinin yanında kalıyorsa, bizim evdeki kurallarımız, rutinlerimiz neyse, yemek yemeden abur cubur yiyemez. Bu kural orada da geçerli olmalı. Bazen anneanne dede buna da uymuyorlar. İşte seni ben büyüttüm, şimdi bana mı öğreteceksin anneliği, babalığı gibi kızıyorlar. Bunu tabii kızarak, bak uzmanlar böyle diyor, işte sen bilmiyorsun şeklinde değil de, anneciğim faydalı olan bu, babacığım yapılması gereken bu şeklinde onları kırmadan, incitmeden anlatılırsa hiç kimse istemez çocuğunun, torununun kötü olmasını. Onların da buna ayak uyduracağını düşünüyorum. Doğru, çok doğru. Yani burada Nimet Hanım da yazmış, önemli olan doğru bilinç geliştirmek çok önemli gibisinden. Gerçekten bu süreçte hani ben hep dediğimiz bir şey var. Online eğitimde çocukların mesela hani o 8. sınıf ya da 12. sınıf, herhangi fark etmiyor, her çocuk özel zaten, telefon yanında olmasını da soran olmuş. Alttan bana özelden de soru geliyor, şurada soru işaret tarafına. Telefonu yanından almak için neler yapabiliriz? Yani hani bunlar için ne gibi şeyler önerebilirsiniz? Çok teknolojiye bağımlı kalmışlar. Bu yüzden bu teknoloji bağımlılığından nasıl uzak tutabiliriz diye bir soru var. Şimdi şöyle, ben mesela bizim evimizde televizyon yok. Biz çocuklara asla telefon vermedik diyen aileler biliyorum. Bu mümkün değil. Bu yapılması gereken doğru bir şey de değil. Biz hepimiz bilgi çağındayız, bilişim çağındayız ve o çocuk bilgisayarla, telefonla iç içe olmak durumunda. Bunun zararlarının yanı sıra, hep zararları konuşuluyor ama zararlarının yanı sıra tabii ki faydaları da var. Biz hepimiz sürekli televizyondan, telefondan şu an bilgileri bakmıyor muyuz? Çocuklar da o gördüğü, işte ders sırasında gördüğü, coğrafyada gördüğü bir bilgiyi açıp telefondan incelemek isteyecek, okumak isteyecek. Dolayısıyla faydaları tabii ki var. Dolayısıyla tamamen kaldırmak doğru bir şey değil. Hatta yasak biliyorsunuz ilgi de doğuruyor aynı zamanda. Çocuk evde telefonu, televizyonu görmediğinde dışarı çıktığında ilk işi bir internet kafeye gitmek, arkadaşının telefonunu almak, onu bir şekilde elde etmek oluyor. Çünkü onun için çok cazip oluyor. Fakat bunu nasıl sınırlayabiliriz? O bahsettiğimiz plan vardı. İşte ders saati, oyun saati, çocuğun saati ve İşte aile saati. Orada çocuğun saatlerinde, örneğin işte saat 12 ile 2 arasında senin saatin. O 12 ile 2 arasında ne istiyorsan yapabilirsin. Bu senin saatin. Serbest i̇ster zaman. Televizyonu izleyebilirsin, ister telefonla oynayabilirsin, ister top oynayabilirsin. Ne yapıyorsan senin saatin. Ama burada önemli olan şu, bu sefer çocuklar her onların saatinde benim saatim başladı deyip telefona koşuyor. Burada önemli olan şu verilebilir, senin saatin ama bugün bir gün telefon seçebilirsin, bir gün televizyonu seçebilirsin, her gün aynısı değil. Çocuk bu sefer bunu çeşitlendirmeyi öğreniyor. Ben diyor yarın telefonla oynayayım, ertesi gün arkadaşımla sohbet edeyim, ertesi gün kitap okuyayım diyor. Doğru. Bu süreçte hep dediğimiz bir şey var. Tekrar bir soru daha var, onu da cevap vereceğim.
zihinliğini beslemek, duygusal olarak beslenmek, zihin beslenmesi, bilgilerinizi geliştirmek, kitap okuma. Mesela şimdi şöyle sorular da alıyorum. Telefonla oynuyor çocuğum ama şöyle bir şey. Evde anne babayı elinde kitabıyla ya da bir gazete okurken, bir bulmaca çözerken görmeyen çocuk zaten o telefonla gören çocuk telefonu elinden bırakmaz. Ama evde rol modeli elinde bir kitap olup hani açıp kitabını bu şekilde gördüğü zaman o zaman çocuk bunu zaten aynı şekilde idame ettirir diye düşünüyorum. Şimdi bugün bir sabah bir danışanım aradı. Dedi ki hocam biz çok kötüyüz. İşte çok zor süreçten geçiyoruz. Dedim ki ne oldu? Hepimiz zor süreçten geçiyoruz. Dedim sizin ekstra ne durumunuz var? Dedi ki ben buna kitap okutamıyorum. Kitap okumuyor. Dedim ki ne diyor kitap oku dediğinizde? Siz orada eğleniyorsunuz. Ben burada kitap okuyorum diyor. Diyormuş çocuk. Dedim ki yani siz orada televizyon izlerken, telefona bakarken, işte çocuğunuzla, küçük kardeşle oynarken hadi sen kitap oku demek çocuğa ceza gibi geliyor. O yüzden hep beraber bir okuma saati yaparsanız çocuk şunu görürse televizyon kapalı. Annem de kitap okuyor, babam da kitap okuyor, ben de okuyabilirim. Bu sefer çocuğun aklı sizde kalmaz. Ama siz bunu kendiniz normal bir süreçte geçirirken çocuğunuza kitap okuman gerekiyor dediğinizde çocuk tabii ki tepki gösterir. Yani ailelerin sizin de dediğiniz gibi onlara yaptırmak istediği bir şey varsa önce kendilerinin de rol model olması gerekiyor. Evet doğru. Zaten altta yorumlar geliyor. Burcu Hanım demiş ki hocam bunları bizim de yapmamız lazım. Yatıyoruz kalkıyoruz telefon elimizde. Çok doğru. Aynen doğru. Diğer gelen yorumlar için de biz teşekkür ediyoruz gerçekten. İbrahim Hoca'nın bir sorusu vardı. Evde tüm kontrolü elinde tutmaya çalışan, çocuğun her adımını yönlendirmeye çalışan bireyler de var. Onlara ne önerileriniz olur? O aile tutumlarından aşırı kuralcı, aşırı otoriter aile tiplerinden bahsediyor İbrahim Bey. Bir kere bu işte yine iç denetim dediğimiz şeyle alakalı. Ben nerede yanlış yapıyorum? Ben çok mükemmelliyetçi miyim? Peki benim mükemmelliyetçiliğim sonunda çocuğumda neler meydana gelir? Korkular meydana gelebilir, özgüven eksikliği meydana gelebilir, bağımlılık meydana gelebilir ya da tamamen otoriteye tepki, otoriteye karşı gelip farklı davranışlar, hatta ileride ergenlik çağında da yasak olan her şeye eğilime sebep olabilir. Dolayısıyla o sürekli çocuğunu kontrol etmeye çalışan, sürekli çocuğa doğruyu anlatmaya çalışan mizaç tiplerinden de DTM1 diyoruz biz onlara. Mükemmelliyetçi anne babalar araştırırlar, irdelerler. Gerçekten de doğrularını bilirler. Çünkü çok araştırırlar onlar. Ama 9 tip mizaçtan DTM1'ler çok araştırır. Bu sefer DTM2 duygusal bakar. Sen çocuğuna sürekli, eğer çocuğun 2 ise, sen çocuğunu sürekli yapmalısın, etmelisin, bu böyle doğru dediğinizde çocuk duygusal olarak sizden uzaklaşır. Anne baba sevgisini, korumasını, duygu akışını sağlayamaz. Çocuk sanar ki ben elimi yıkadığımda annem beni sevecek. Ben odamı topladığımda babam beni öpecek. Halbuki onun ihtiyacı olan önce duygudur. Annesi ona sarılır öperse zaten o şevkle gidip odasını toplayacaktır. Bu noktada önce kişinin kendini tanıması, sonra çocuğunu tanıması gerekiyor. Bunun için de kendileri de bunu yapabilirler. Artık birçok uzman, birçok testlerle bu konuda ailelere de zaten yardımcı oluyor. Çocuğun kişiliği nedir, yapısı nedir? Annenin babanın yapısının bambaşka dışında bir yapı geliştirebilir çocuk. Bu anlamda bizim çocuğumuzu ve kendimizi tanımamız çok önemli diye düşünüyorum İbrahim Bey. Çok gergin demişler çocuklar. Aslında şöyle, evet. Duygular harekete geçmiş düşüncelerdir bu. Bizlere göre. O yüzden bu düşünceleri birazcık yönetmek daha mantıklı. Hani işte çocuğum çok kaygılı diye geliyorlar. Ya diyorum ki kaygı da bir duygu. Mutluluk gibi, üzüntü gibi, öfke gibi. Önemli olan insanların bunları kabullenip
bu şekilde devam etmesi, bastırmadan, hani gerginlik üzerine konuşalım ama hani gergin olabilir, bu doğal bir süreç. Çocuğa bunun doğal olduğunu açıklamak gerekli diye düşünüyorum. Yanlış mıyım? Çok doğru. Şöyle, bazen işte hocam biz çocuğun yanında asla kavga etmeyiz. Hocam işte bizim çocuğumuz tartışma nedir bilmez gibi şeyler söylüyor aileler, olumlu gibi. Bu tabii bunu kendileriyle gurur duyarak anlatıyorlar. Diyorum ki sizin mutlu olmanız da, tartışmanız da, ağlamanız da normal. Bunlar hepsi normal duygular. Hepimizin sinirliliğe verdiği tepkiler vardır, öyle değil mi? Yani kimimiz ağlarız, kimimiz uyuruz, kimimiz bir şeyler fırlatırız, kimimiz bağırırız. Çocuktan bunları gizlemeyin diyorum. Annem şu an sinirli. Annemle babam şu an tartışıyor. Babam şu an biraz kızgın. Bunu çocuk görsün, hiçbir sakıncası yok. Tabii anne haftanın her günü sürekli aynı şekildeyse, anne baba aynı şekildeyse bunu farklı açıdan değerlendirmek gerekiyor. Ama ayda yılda bir anne ağlamış, baba tartışmış. Hatta bu noktada çocuklarınızla konuşun diyorum. Biliyor musun? Babana şu an çok sinirliyim. Hatta onunla konuşmak istemiyorum. Ama sana bir sır vereyim mi? Babanı çok seviyorum. Ya da sana şu an çok kızgınım. Şu an seninle konuşmak istemiyorum. Seni çok seviyorum. Ama bir daha yapsam bir daha kızı. Yani bu duyguların ne sevgiyle duygu, ölçüşmediğini, ölçüşmediğini ve normal olağan bir süreç olduğunu çocuklara anlatmak gerekiyor. Diyorlar ki hocam ideal bir çocuk yetiştirmek istiyoruz. İdeal bir anne baba olmak istiyoruz. Tamam, biz diyoruz ki çocuğumuza bunu aldığında teşekkür et. Gece yatarken iyi geceler dile. Etraftan da alkışlanıyoruz bu güzel çocuğu yetiştirdiğimiz için. O güzel çocuk okula başlıyor. Hiç kimse onlar gibi yetiştirmemiş. Arkadaş geliyor, elinden vuruyor, alıyor. Benimki neredeyse teşekkür edecek durumda. Çünkü ben çok ideal yetiştirdim. Hayır, maalesef hayatta onun karşılaşıcı, hiç mutsuz olmasınlar, hiç ağlamasınlar inşallah. Ama bu duyguları da ona göstermemiz, yani polyanlacılık yapıp tamamen pembe bir dünya çizmememiz gerekiyor. Doğru. Kurumsal bir çok güzel bir kelime. Sonra helikopter ebeveyn diyoruz. Sürekli yani cam fanus içinde gibi değil çocuklarımız. Hani her zaman iyi ve kötüyü tecrübe etmek zorundalar. Tabii ki kötüyü çok kötü bir şekilde değil ama ondan da bir ders çıkarmaları önemli. Aşağıda bir soru görüyorum. Çocuğum çok rahat. Rahat çocuklarda ne yapacağız? Aslında güzel bir duygu ama. Ben tanıyorum kendisini. Sevgiler sunuyorum Gülçin Hanım. Kendisi ve çocuklarıyla iletişimi çok güzel bir aile, çok güzel bir anne. Aslında çocuğu, bahsettiği, rahat dediği çocuğu, eğer büyükten bahsediyorsa, çok duygusal, biraz böyle içine atan bir çocuk. Dolayısıyla onun rahatlaması beni rahatlattı. Yani içine atmaktan, o kendi içine kapanmaktan, kaygılanmasındansa rahat olsun ki çocuk güvende hissettiğini, ortamda kendini gösterdiğinde annenin, onun arkadaşının, öğretmenin onu ayıplamayacağını bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla rahat olması iyi bir şey. Çünkü ama sorumluluklarını bilerek. Sorumluluklarımı biliyorum, ben yapmam gereken testi biliyorum, çalışmam gereken ödevimi biliyorum, okumam gereken kitabımı biliyorum ama onun dışında rahatım. Keşke hepimiz rahat olabilsek. Keşke. Işte. Eda Hanım'dan bir var. İşte çocukların karakterlerine göre mi davranmalıyız? Yani biraz önce bundan bahsettik zaten. Evet, her çocuğunu tanımak önemli. Karakter evet. Önemli. Mizaçlar çok önemli. Zaten yayınımız bir 4 dakika sonra kapanacakmış. Şimdiden bir toparlayalım. Şimdiden toparlayalım. Genel olarak konuştuğumuzda insanların kendi kaygılarını keşfetmeleri, kendi kaygılarını keşfetmeleri ve buna göre davranmaları gerekiyor, değil mi? Bunu bir paylaşalım. Aynen öyle. Önce kendi duygularımızı kontrol edeceğiz. Kendi kaygılarımızı, endişelerimizden, streslerimizden arınacağız. Tabii bu süreçte eşlerde bir arada, yan yana, sürekli çocuğumuz kaygılı, çocuğumuz endişeli, çocuğumuz stresli diyor. Ben şunu soruyorum. Peki diyorum, evde siz nasılsınız?
Eşinizle neler yapıyorsunuz? Evet. Sohbet ediyor musunuz? Sarılıyor musunuz? Yoksa sürekli didişiyor musunuz? Şimdi doğru. Bu böyle olduğunda çocuğun da stresli olması çok olası doğru. Değil mi? Tabii ki çok doğru. Tekrar söylüyoruz. Önce kendimize sonra çocuğumuza doğru. Vereceğiz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum hem kendim adıma hem kurumum adına yayına dahil olduğunuz için ve bizleri bilgilendirdiğiniz için. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ederim. Soruları inşallah cevaplandırdık ve sizleri de mutlu ettik. Ben sağlıklı günler diliyorum herkese. İnşallah bu günler hemen geçer. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın hocam. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize, soru soranlara, herkese sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Böyle bu Jale Tezer kurumlarına da danışanlarımıza, insanlara bilgilerimizi aktarmaya vesile oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça görüşmek kalın. Üzere. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun.